NBA 2K25'in ilk What If videosuna hoş geldiniz. 2K24'te bol bol yaptığımız eğer şöyle olsaydı ne olurdu? Tarih farklı yazılsaydı ne olurdu? Tarzı konseptli videolarımızın bir yenisi. Bu sefer Trey Young'ın bir demeci üzerinden yapıyorum bunu. Trey Young dedi ki 2 metre olsaydım, 6-8 olsaydım NBA tarihinin en iyi oyuncusu olabilirdim. Hatta olurdum. Şimdi buna katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Bunu yorumlarda belirtin daha videoya başlamadan. Biz Trey Young'ı 6-8 yapıp NBA'ye koyacağız. Neler yaptığını, kariyerine nasıl gittiğini yakından gözlemleyeceğiz. Gerekirse maçları atlayacağız. Uzaktan izleyeceğiz. Biz oynamayacağız ama 6-8 Trey Young'ın nasıl durduğunu mutlaka göreceğiz. Şimdi kendi yorumumu katarak başlayayım. Ben Trey Young'ın abartılan kadar mesela underrated olduğunu düşünüyorum artık. Eskiden overrated'dı ama geçen sene o kadar yüklenildi ki Trey Young'a. O kadar da kötü oyuncu değil ve bu kadar yüklenilmesi beni bir tık rahatsız etti. Trey Young çok zeki bir oyuncu. Etrafında iyi parçalarla birlikte şampiyon olması zor. Onu anlıyorum ama takımını playoff'a sokabilecek bir oyuncu. Yani takımın tabanını, alt seviyesini yukarı çeken bir oyuncu ama tavanını yukarı çekemiyor. Çünkü bir, en iyi oyuncunuzun kısa oyuncu olması, Trey Young kadar kısa oyuncu olması size eksi yazıyor. İki, çok kötü bir savunmacı. Bunlar yüzünden playoff'ta başarılı olan bir takımda Trey Young'ın birinci oyuncu olduğu bir senaryoyu bence hiç göremeyeceğiz. Ama boyu 6-8 olsaydı bunu görebilir miyiz? Onu da bu videoda göreceğiz. Videoya geçmeden önce hepinizden beğeni tuşuna basmanızı istiyorum. Siz beğendikçe bu tarz içeriklerin daha fazlası gelecek. Her gün video geliyor, her günde video gelmeye devam edecek. Bedava beyler, bedava. Sadece beğeniye basacaksınız bir kere. Trey Young'ın boyu 6-2 miydi? 6-1. Bunu 6-8 yapacağız. Uzadı ha, bayağı uzadı. Tabi sahada daha iyi görürüz ama uzadı. Kollar kendi otomatik uzuyor mu? Kollar ha tamam, 50-50 şeye göre. Tamam tamam. Boy oranında uzuyor kollarda. Şu anki takımı çok iyi değil. O yüzden Trey Young'ın aslında istatistiklerini böyle çok fazla şey görebiliriz. Pompalı istatistikler görebiliriz. Yaz bunu, güzel laf bu. O doğru kelimeyi bulamadım. Pompalı sanırım doğru bir kelime değil ama bulamadım. Yapacak bir şey yok. Başladık sezona. Şey mesela ilk 6 maçta neler yapıyor? Özellikle onlara bakalım. Trey Young 33 sayı, 9 rebound, 6 asist. Şimdi asist sayıları azalmış. 33-9-6. Gold olacak biri için iyi bir sezona başlangıç olabilir. Tamam ama daha fazla asist yapmalı tabii Trey Young. İkinci maçta 30 sayı, 4 rebound, 10 asist, 6 top çalma. Blow yok. Üçüncü maçta ne yapmış? 33 sayı, 5 rebound, 10 asist. Tamam asist sayıları artıyor ama rebound sayılarında mesela çift tane görebilecek miyiz? 5 rebound. Genelde 5 rebound. 32-5-11. Bu arada Trey Young'un GOAT olabilmesi için bu simülasyonda istatistikleri hiç fena değil mesela. GOAT istatistikleri der misin? Şu an sezona başlangıcı. 30 sayı, 6 rebound, 10 asist mesela. Böyle LeBron'un böyle bir senesi vardır atıyorum. Jordan'ın böyle bir senesi vardır. Tam bu istatistikler değil ama bu seviyelerde istatistiklerle. Bu da olabilir ama yüzdesini biraz arttırması lazım. Bir, ikinci olarak da biraz başarılı olması lazım abi. Takımını başarıya taşıması lazım. Normal sezonda bir maçını atlamayacağım ama playoff'larda Trey Young'u görmek istiyorum. İlk sezon playoff yapabilir lerse sahaya atlayıp Trey Young'ın şeyine bakacağız. Değişen oyununa bakacağız. Yani Atlanta'ya şu takımla mesela playoff'a soksa GOAT der miyiz Trey Young'a? Demeyiz gibi. Takasın son günü beni ilgilendirmiyor ama takasın son günden sonra ligde olan takaslara bir bakalım. Kontrol bizde değil ya, en azından ligdeki değişimleri görelim. Atlanta bir hamle yapmış. Yani Rich Williams Cody Zeller takası. Vay be, hamleye bak. İyi bir takas görürsem söyleyeyim. Malik Monk'la Draymond Green takaslanmış. Yani Sacramento'da Sabonis'in yanında Draymond Green olacak. Umarım idmanda bir kavga falan bir şey çıkmaz ya. Üstüne basmaya çalışmaz Draymond Green, Malik Sabonis'in. Nikola Batum. Çok önemli bir takas yok başka. Evet, iyi bir sezon geçirdiler. Trey Young'dan bir ödül yok ama Zeki Sışe'den yılın çaylağı ödülü var. MVP'lik falan da alması lazım Trey Young'ın bu simülasyonda. Trey Young All-NBA birinci takımına girmiş. Kariyerinde ilk defa mı? Ona bir bakayım. Kariyerinde All-NBA 2-3 vardır belki ama 1 yoktur diye tahmin ediyorum. All-NBA birinci takımına ilk defa girmiş. Evet. 2022'de All-NBA 3. takımına girmiş. All-NBA 1'e girdi. Yani direkt aslında sıçramasını gördük. 30'a yakın sayı atıyor. 6'ya yakın rebound alıyor ki kariyerinde en fazla rebound aldığı sezon 4.2 reboundu var ikinci senesinde. 9.4 asist yapıyor. Geçen seneye göre asist sayıları düşmüş biraz. Top kaybı sayısını bayağı azaltmış. Tabii artık kısa bir oyuncu olmadığı için trafiğe girdiğinde daha rahat karar veriyor. En azından pick and roll'de yüksek show-up'ın üstünden görüp pası verebiliyor. Öyle bir avantajı var. Ve böylelikle yüzdelerini de arttırmış. %43 saha içiyle atarken bu sene %51 ile atıyor. Bu da uzun oyuncu olmanın avantajı tabii ki. %41 üçlük yalnız Trey Young'ın boyuyla alakalı olmayan bir gelişim. Gerçi
Artık el üstü şutlar daha kolay onun için. %89'da faul atmış. All-NBA birinci takıma ilk senede yaptığı başarı bu. Ve hepsinden daha önemlisi 3. sıradan Atlanta'yı playoff'a sokması. Atlanta'da yani en iyi ikinci oyuncusu Jalen Johnson 14 sayı atıyor. Clint Capela en iyi 3. oyuncusu. Öyle bir Atlanta'yı playoff'lara sokmuş. 3. sıradan playoff'lara sokmuş. Bu gerçekten büyük bir iş. Yalnız ilk maçı kaybediyorlar. 28 sayı, 5 rebound, 12 asist yetmiyor Trae Young'ın. Biraz daha sırtlaması gerekiyor. Yakın maça daha atlarız. En azından 1. sene, 2. sene, 3. sene falan yakın olursa atlarız. Sonraki senelerde artık biraz daha hızlanırız ve ödül, istatistik odaklı gideriz. Hatta rekor kırıyorsa ona bakarız. Ama playoff'ta bu rekorlar kitabına girer. Bir saniye. Bu rekorlar kitabına girer. 3. falan olur bence. Playoff'larda atılmış en fazla 3. sayı. Evet. Biz de anlarız bebeğler biraz toptan. Playoff'larda atılmış en fazla sayı Michael Jordan'a 63 ile ve Trae Young az önce 60 sayı attı. Daha 2. playoff maçında. Yeni boyuyla 2. playoff maçında. Ha tabii bu boya alışacak edecek. 60 sayı, 7 rebound, 12 asist. Bir de 12 asist beyler. Bu adam asist yapmasa 100 falan atar ya. 30'da 21 ile yüzdesi falan da çok acayip. 2 top çalma, 1 blok eklemiş ve maçı kazandırıyor. Bu maçı da kazandırıyor Trae Young. 40 sayı, 8 rebound, 14 asist. Beyler galiba olacak şimdi. Tabii önümüzde belki daha 10 sene vesaire var simüle edeceğimiz ama playofflarda öyle bir başladı ki inanılmaz başladı. Yani akıl almaz performanslar. Bu maçı da kazandırıyor. Tamam sonunda duruldu. 23 sayı, 10 asist. Sonunda duruldu Bogey'e. Bogey Bogdanovic. Atlanta dağıttı yalnız. Miami'yi dağıttı Atlanta. İlk turda Miami'yi geçti. Bir şampiyonluk gelir mi? Çok sürpriz olur. Şampiyonluk gelirse çok sürpriz olur. Trae Young'a yazar. 35-6-14 ve yani şu kadroyla mesela şampiyon olursa tarihin en görkemli şampiyonluğu olmaz mı beyler? Daha büyük bir şampiyonluk, daha kötü bir takımla alınmış bir şampiyonluk. Düşünüyorum ama yok. Indiana'yı da rahat yendi ilk maçta. 34 sayı, 3 rebound, 6 asist. Başka bir adam geliyor beyler. Haklıymış. Trae Young haklıymış diyeceğiz belki de. Nowitzki mi? Nowitzki'nin yanında iyi bir takım vardı. Tyson Chandler ki o dönem All-NBA takımına girmemiştir belki ama yılın savunmacısı listesinde vardı diye hatırlıyorum. Jason Kidd vardı, yaşlı da olsa iyi bir point guard'tı. Jason Terry vardı. Jason Terry baya baya topçuydu. Bu maçı da 3 sayı farkla kazanıyorlar. 24-7-8 yapıyor. Eskilerden bir Trae Young performansı. 22'de 4. 11'de 1 üçlük. Trae Young bu maçta 6'da 2 ile attı. Trae Young boyu mu kısaldı lan acaba? Hemen bir kontrol ederim. Boyu mu kısaldı bu adam? Birden eskiye döndü. Yo 6-8 yazıyor. Hiç boyu da kısalmamış. Acaba çekti mi diye düşündüm de çok yüksek derecede yıkadılar, bir şey oldu. Bir maç kaybedilir abi. Basketbol bu. Bir maçta verirsin. Gentleman süpürgesi yaparsın, olur. 3-1'den seri verecek misin? Bu rezaleti izletecek misin bize? Vermeyecek herhalde. Vermiyor. Son maçta kapama maçında 40 sayı, 7 rebound, 10 asist. Yani sanırım ikinci 40 sayısı bu. Cleveland'la eşleştik. Konferans finalindeyiz artık. Trae Young 2 sene önce 2022'de konferans finali oynamıştı diye hatırlıyorum. New York Knicks'e kaydığı sene. Trae Young'ın bir tane konferans finali var. İkinci oldu bu da. İkinci konferans finali çıktı ama burada ilk maçı kaybettiler. Bakalım Cleveland finale çıkan takım olacak mı? Trae Young'ın tipi çirkin olmuş. Ben yapmadım beyler. Bir yakın maç ya. Bir son topa giden maç atlayalım, izleyelim ya. Trae Young yalnız konferans finallerinde de tam gaz devam ediyor. 42 sayı, 7 rebound, 9 asist. Diyecek söz bulamıyorum artık yani. Bu playofflarda kaç kere 40 attı? 60 bile attı. O cümleyi kurunca meczuptur dedik. Deli bu herhalde falan dedik. Çok ciddiye almadık ama 36-12-11. İlk gördüğüm triple double'ı bu. Bu arada ben de Trae Young yani 6-8 olsun NBA'de sayılı oyunculardan biri olurdu. Bir kere savunma yapabilirdi. 144 attılar bu seferde. Of 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 of. 55 sayı, 10 rebound, 12 asist. 2 maç üst üste triple double yapıyor. Yani tam bir GOAT performansı, GOAT playoff'u oldu. Neden? Çünkü mesela bir maç 40 atıyorsun bir önceki maç. Ondan sonra 2 maç 55 atıyorsun, triple double yapıyorsun. Bir maç 60 yapıyorsun. Ya bir playoff'ta bu kadar hikaye biriktirmek kolay bir şey değil asla. Kariyerinin sonunda GOAT olabilir mi bilmiyorum ama iyi bir adım, iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebilirim. Bu arada 3-1'den seri verirse hemen değiştiririz o fikrimizi. Bir 40 daha attı. Artı 40 sayılarını hızlı geçiyorum yani. 40 sayı bizi etkilemiyor bile. Her şey boy muymuş ya yani? Bu Atlanta'nın eksiği sadece Trae Young'un boyunun kısa olması mıymış? Trae Young karşısında Darius Garland var. Jalen Johnson'dan perde aldı. Trae Young üçlüğünü yolladı. Trae Young uzun bir Trae Young. Bu arada oyuncular geri koşarken içimize doğru koşuyorlar. Bu kamerada değil. Darius Garland Trae Young karşısında fizikli bir Trae Young. Yani Darius Garland'ın yanındaki büyüklüğüne baksanıza. Normalde Darius Garland'dan kısa mı ya da aynı boyda mı, öyle bir şey olması lazım. Ama köşede Trae Young'a bakın şu an. İnanılmaz uzun duruyor. Baksana Darius Garland'ın yanında bayağı uzun duruyor. Şimdi top DeAndre Hunter'da. Bogey'e verdi. Abi bütün toplar Trae Young'a. Trae Young yine alır almaz üçlüğünü yolladı. Yok artık. Yok artık, o kadar da değil. Şımarma. Sadece boyunu uzattık. Seni daha yetenekli bir adam yapmadık.
Donovan Mitchell Trey Young'un yanından Trey Young yok fizikli vermiyor. Savunma yapan bir Trey Young izliyoruz. Caris LeVert üçlüğünü yolladı isabetsiz. DeAndre Hunter frene basmak gerek bence. Trey Young'un varsa frene bas, topu Trey Young'a teslim et derim. Jalen Johnson aynen öyle. Veremedi ama. Isaac Okoro'dan da uzun Trey Young. Şimdi Darius Garland'ı arkasına alıyor. Çok fizikli. Çok büyük. Çok büyük ve çok güçlüyüm. Hareketi yapıyorsa yattıktan sonra. Bunu çok fazla yapmaz. 42. sayısını attı bu arada bu maç. 1.40 sayı daha konferans finallerinde. Trey Young pasını verdi Zekeri Saşe'ye. Biraz da çaylağı izleyelim. Çaylak pasını verdi. Jalen Johnson çember altında çok kolay bitiremedi. Sema Ozer'in üstünden. Darius Garland topu getiriyor. Fark 3. Son 50 saniye fark 3. Donovan Mitchell bunu sokarsa bir eşitlik yakalanacak. Ve Donovan Mitchell köşe üçlüyle birlikte beraberliği sağlıyor. Cleveland'ın 7. maça taşımak için, umutlarını öldürmemek için bu maça ihtiyacı var kendi evinde. Trey Young yine Darius Garland'ı döve döve potaya götürdü. Trey Young bitiriyor ve 132-130 öne geçiriyor takımını. Yani sahada izleyince neden 40'lar, 50'ler, 60'lar havada uçuşuyor onu daha rahat görüyoruz. Trey Young durdurulamaz olmuş 6-8 olunca boyu. Donovan Mitchell'a topu çıkardılar. Bogey'e hamle yaptı Jalen Johnson. Kaleci gibi savundu çemberi. Zekeri Saşe şimdi pasını verdi Trey Young'a. Trey Young yine hızlı gitti. Yine çember altından yine bitiriyor. 134-130. Trey Young farkı 2 hücuma çıkardı. Orada Bogey'nin büyük hatası vardı savunmada ama Donovan Mitchell bir anla rahat bir turnike atacağım sanarken arkadan gelen bir Jalen Johnson bloğu. Şimdi Cleveland'ın son şansı diyebiliriz artık. Buradan da eli boş dönerse Cleveland işleri çok zor. Donovan Mitchell hemen atak etmek istiyor Bogey'e. Step back orta mesafesi. Donovan Mitchell Spy'da sayısını atıyor. Şimdi faul yapacaklar. Trey Young'un kaçırmasını umacaklar. Kaçırır mı sanmıyorum. Yani kısa Trey Young kaçırmazdı. Uzunu da kaçırmaz diye düşünüyorum. Deplasmanda Cleveland seyircisi önünde Trey Young ilk atışı yemyeşil. Trey Young ikincisini yollayacak şimdi. Trey Young 2'de 2. Artık bir üçlüye gitmesi lazım Cleveland'ın umutlarını yaşatmak için. Donovan Mitchell orta mesafesine gitti. Pasını verdi. Sema Ozer çok iyi bir üçlükçüdür ama kaçırıyor. Jerry Taylor reboundu alıyor. Clint Capela'yı çember altında ittirdi. Sam Hauser üçlüğünü yolladı. Yine kaçırdı. İyi bir şutördür dedim ya ondan muhtemelen. Ve Atlanta Hawks finalde Trey Young takımını finale çıkarıyor. Trey Young'a yaptığımız iğne sonucunda takımını sırtına aldı. Daha uzun oldu ve finale çıkıyor. Maçın adamı tabii ki Trey Young. Şimdi aslında bu konferansın en iyi oyuncusu oldu muhtemelen. O ödülü aldı. Cleveland'lı olan bunlar. Cleveland'lı oyuncular bunlar. Atlanta çıktı finale. Ya NBA 2K. Yine mi hata var oyunda? Bu sene de mi hata var? Onlar ne kaldırdı az önce? Hadi biz Trey Young bunu kaldırıyor da onlar ne kaldırdı? Ne yapıyorsun? Jalen Johnson çık yüzümden ya. Trey Young bu maçta 48-9-9 yapmış. Beyler. Trey Young 6-8 olunca LeBron alıyormuş. Doğu Konferansı finaller MVP'li ödülünü alırken istatistikleri 42.5 sayı, 8.3 rebound, 9 asist. Bakalım Oklahoma City'yi yenebilecek mi Trey Young? Şimdi Oklahoma City'nin 2K'larda ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz. Bakalım onu yenebilecek mi? Bu sene sonra bu arada hızlanacağız. İlk seneyi çok yakından bakıyoruz. İlk maçı kaybetti Trey Young ve o sahnede yok yani. 18 sayı 7 rebound 9 asist. Yalnız büyük sahnede bu kadar ezilirsen çok zor. Goat olmak çok zor. Ama hemen ikinci maç toparladı. İkinci maç karakter koydu Trey Young. Yani o mu koydu şu an bilmiyorum ama 155 sayı attılar ve Trey Young 45 sayı 16 asist. Ne yapacak ki daha? Gerçekten ne yapacak ki daha? Luka Doncic'in bile bu kadar fazla istatistik yaptığını görmemişimdir belki. 2K'lerdeki en kırık adamlardan birini yaratmış olabiliriz. En azından bu sene özelinde. Bu maçta 38 sayı 8 rebound 10 asist. Yalnız bunu kaybederlerse sıkıntı olur. 2-2 olur seri. Bunu kaybediyorlar. Shai Gilgeous-Alexander da karşı tarafta boş durmuyor ki. O da oyuncu. 44 sayı 12 asist. Onun boyu da 6-6 yani. Trey Young gibi, şu anki Trey Young gibi uzun guardlardan o da. O yüzden onun da skor üretmesi kolay oluyor. 2-2 serilerin en önemli başı. Bakalım Trey Young bu önemden haberdar mı? 5. maçtayız ve 3-2 öne geçen taraf. Atlanta Hawks oluyor. Heh, tamam 19 sayı 15 asist yapmış. Yine çok iyi olduğu bir maçı değil. 7. maça gidiyoruz. 40 sayı 15 asiste Shai Gilgeous-Alexander biz daha bitmedik mesajı veriyor ve 7. maça götürüyor. Shai Gilgeous-Alexander mı Trey Young mı? Ve Trey Young büyük bir rezalet olmazsa burada kendi evinde şampiyon olacak. Kendi seyircisinin önünde şampiyonluğa o kadar yakın bir Trey Young var ki daha da uzadı. Uzun bir Trey Young. Bak Shai Gilgeous-Alexander'ın yanında bile ne kadar kalıplı duruyor. Normalde Shai Gilgeous-Alexander ondan 12 santim falan uzun olması lazım. Onun yanında bile inanılmaz kalıplı duruyor. Trey Young noktayı koyamadı maça ama zaten 5 sayı önde bir Atlanta ve tarihin en iyisi olmak için iyi bir başlangıç yaptı Trey Young. Atlanta kazanıyor. Clint Capela'nın yaptığını gördünüz mü? Topu atamadı ya. Topu havaya dikecekti onu bile yapamadı. Trey Young bu adamları şampiyon yapıyor. Şu adamlarla finale çıktı şampiyon yaptı ya. Bu adam GOAT değil de ne daha topu böyle havaya fırlatamayan adamla oldu. Chet Holmgren üzülüyor. Osman Cenk üzülüyor. Matisse Thybulle olur böyle şeyler. Ben daha önce burada bulundum diyor.
Halbuki bulunmadı. Kimin kafası bu? Birinin saçından göre... Beyler kafanızı çekin, alo. Atlanta Hawks bench'inin slow motion'daki sevinci. Bunu niye oyuna eklemişler bilmiyorum. Geçen sene de vardı bu iş. Sahne biraz küçük. Artık sahneye herkes sığamıyor. Trae Young neredeyse Capela ile aynı boyda yalnız ha. Trae Young Capela'ya yaklaşmış. Finaller MVP'sini de alacak. Yani başka kim alacak ki? Finaller MVP'sini aldığını görmedik ama son 7. maçta, karar verici maçta. Bu mesela bizim GOAT deyip demememiz için bu simülasyonda onun açısından çok önemli olacak. Karar verici maç 7. maçta NBA şampiyonluğunu aldırmak için 35 sayı 10 rebound 7 asist yapıyor. Bu gerçekten ortaya karakter koymak demek. İlk sezonda şampiyonluğu yaşıyor Trae Young. Şimdi direkt sezon sonuna gidiyoruz. Ligde değişimler olabilir. Her şey olabilir. Aa, FIBA Qualifiers. Bunu başka bir videoya saklıyorum. Bunu bu videoda izletmeyeceğim size. Buna özel bir video çekeceğiz. FIBA maçlarını, FIBA turnuvalarını oynayacağız. Şimdi şampiyon Atlanta Hawks'un yeni sezon kadrosuna bakalım. Bir ekleme var mı? VJ Edgecomb bu kaçıncı sıra seçimi? Birinci sıradan draft etmişler. Trae Young'un kaç senelik kontratı var? Bir sene. Trae Young burayla imzalarsan önünüz o kadar açık ki. Egor Demin. Önün çok açık bak. VJ Edgecomb'u almışsınız birinci sıradan. Zekeri Saşa var birinci sıra. Yani geleceğin çok açık Trae Young. Bu takımda devam etmen lazım senin. Sezon sonuna gidelim. Yalnız şampiyon takım ikinci sene o kadar kötü başladı ki. 3-10 gidiyorlar. 3-11 gidiyorlar. Alo. Şampiyonsunuz lan siz. 40'a 42 geçirdiler sezonu. Çok kötü bir sezon. Yılın çaylağı Cooper Flag oldu. Peki bizim eşekler birinci sıradan niye Cooper Flag'ı seçmedi? O da ayrı bir videonun konusu. O da başka bir konu. Yani çok kötü bir sezon geçirdi ve Trae Young geriledi. Trae Young All-NBA ikinci takıma kadar düştü. 23 sayı 8 asist mi? Yüzdeleri yine çok iyi ama süresi mi azaldı? 3 dakika daha az oynuyor artık. Trae Young geriledi. Bayağı geriledi. Niye böyle oldu lan bu adam? Gayet iyiydi. Play-in takımı oldular. Bu sezon en fazla kaç sayı atmış ona bakacağım. Bu sezon en fazla 41 sayı atmış. Bizim bildiğimiz Trae Young neler neler yaptı. 41 çok az geldi bana. En fazla 16 rebound almış. En fazla 15 asist yapmış. Ama playofflarda farklıdır. Trae Young playofflarda farklıdır. Şimdi sezonda olan takaslara da bakalım. Önemli takas varsa söyleyeyim size. Atlanta Hawks Yusuf Nurkic'i almış. DeAndre Hunter'ı yollamış bir kere. Atlanta öyle bir şey yapmış. Nuggets Michael Porter yerine Jimmy Butler'ı getirmiş takıma. Nets de Michael Porter'ı alır almaz yollamış. Onun yerine OG Anunoby'yi almış. Michael Porter'ı kimse istemiyor nedense. Şimdi bakmamız gereken yer play-in maçı. Boston Celtics'e karşı bir play-in maçı oynayacaklar ve kazanıyorlar. Trae Young 36 sayı 6 rebound 10 asistle birlikte. Yani Trae Young playoff'larda bir başka ya. Playoff'larda bambaşka oynuyor. Ama ilk 3 maçı kaybettiler. 21 sayı attı. Playoff istatistiklerine bakalım Trae Young'ın. 22.7 sayı 6 asist. Playoff'larda da patır patır bırakan bir Trae Young var. Trae Young Atlanta Hawks'tan gitmek isterse bu sene anlarım. Şampiyon takım bir sonraki sene büyük sıkıntılar yaşıyorlar ve playoff ilk turunda süpürülüyorlar. Minnesota Timberwolves finaller MVP'si Anthony Edwards 41 sayıyla. Anthony Edwards da GOAT'luğa oynuyor diyebilir miyiz? Zaten Anthony Edwards iyi bir sezon geçirdikten sonra onu GOAT yapacak birçok insan var. Yani Anthony Edwards atıyorum önümüzdeki 5 seneyi çok iyi geçirsin. 2 tane şampiyonluk alsın. Anthony Edwards yeni GOAT deneyeceğine eminim. Onun arkasında öyle bir kitle oluşabilir yani. Öyle bir karizması, öyle bir aurası var. Aynısını Jason Tatum yapsa olmaz mesela. Trae Young takımda kalma kararı aldı. VJ Edgecomb daha da gelişti. Egor Demin daha da gelişti. Yani bu adam Demin 77 overall'dı şimdi 81. Ne kadar komik. DeAndre Hunter'ı niye yolladınız ya Yusuf Nurkic karşısında? O çok saçmaydı. Bakalım bu sezon Atlanta bir şey yapabilecek mi? Yoksa Trae Young ve Atlanta'nın olayı, işi, yaptıkları ve yapacakları bir peri masalından mı ibaretti? Tek sezonluk muydu? Bunu bu sene göreceğiz. Luka Doncic MVP oluyor. Yalnız sayılarda genel bir düşüş var. Acaba ligdeki bir kuralla alakalı mı? NBA değişmiş olabilir mi? Yine bu arada play-in takımı. Yine play-in takımı. Ya bu Trae Young ne yapacağız bu Trae Young'ı ya? 18-19 sayıya düştü Trae Young. Oğlum bu ligde ne oldu ya? Rule change history. Tamam bu etkileyecek bir şey değil ki. Karşı takım son 2 dakikada bir faul yapınca şeye gidiyor. Faul çizgisine gidiyor. Bu sayıları etkileyecek bir durum değil ki. Bir bakalım NBA'de en çok sayı atan adamlara. Ama baksana abi o 34.7 sayı atan Anthony Edwards var. Ligle alakalı hiçbir sorun yok. Tamamen Trae Young'la alakalı bir sorun var artık. 19 sayı 8 asiste kadar düşmüş. Trae Young bitmiş. All-NBA yapamamıştır diye düşünüyorum bu istatistiklerle. Ama yine de bakalım. Evet. All-NBA 1-2-3 hiçbirinde yok bu sene. Yazık ya. Yazık. Yani ilk sene inandırmıştı GOAT olabileceğine. Play'inde ilk maçı da kaybediyor. Ve bu maçta Trae Young 14 sayı 8 asist yapıyor. Yapma. Bu maçı kazandı. Tamam. Bu maçı kazandı ama
Sadece 15 sayı, 6 rebound, 9 asist. Yani VJ Edgecombe'dan top kalmıyor ki. Edgecombe 30 sayı atmış. Risaş'a 29 sayı atmış. Jalen Johnson 23. Genç oyuncular. Bu takımın gençleri takımdaki her şeyi ele almış. Abi GOAT olmak istiyorsan lider de olman lazım. Yani tamam bu turu geçiyorlar. Bu turu geçerken Trae Young ne yapıyor ama? Trae Young'un playoff istatistikleri ne halde? Tamam. Trae Young playoff'ta yine vitesi arttırdı. 31 sayı, 6 rebound, 12 asist playoff ortalamaları. Trae Young kendine geldi. New York'a ilk maçı kaybediyorlar ama Trae Young New York'u çok sever. Trae Young New York'a bayılır. 2-0 oldu. Yoksa New York şehri Trae Young'dan intikamını burada mı alıyor? New York şehri Trae Young'dan intikamını aldı. Süpürdü. Süpürdü ve aralarındaki gerilim de bitmiştir artık. Kafalarında yaşıyordu Trae Young onların. Eyvah Anthony Edwards. Eyvah Anthony Edwards GOAT oluyor. Anthony Edwards'ı GOAT yaptık ve boyunu falan yükseltmedik. Hiçbir şey yapmadık. Bu videonun GOAT'u Anthony Edwards oluyor. Damian Lillard emekli oluyormuş. Ah be. Ah be Dame Dala. Damian Lillard'ın emekli olduğu yıllara geliyoruz ha. Trae Young 30 yaşına girecek bu sene. 89 overall. Hala takımın en iyisi. Artık takımda Wendell Carter var. Jakob Poeltl var. Edgecombe 85. Risaş'a 87 oldu. Bu sene play'in yapmayın abi. Bu sene play'in istemiyorum. Hadi bir lider ol. İyi bir sezon geçir ve bir şampiyonluk daha al. Öyle konuşuyorsun boyumuzun olsa şöyle olurum böyle olurum diye. Van Enden oldu. Tek sezonluk oyuncu oldu. Bu sezonu iyi geçirdi Atlanta. 50 galibiyet gelecek mi? Gelecek gibi. Geldi. 50 galibiyeti aldı Atlanta Hawks. Güzel. Luka Doncic yine MVP oluyor. Normal sezon MVP'liklerini kimseye bırakmıyor. Trae Young seni artık görelim. Evet. All NBA ikinci takımda. En azından burada. NBA'nin en iyi 10 oyuncusundan biri oldu Trae Young düzenli olarak. 22 sayı 8 asist. 19 sayılık rezaletten sonra iyi gözle bakarım buna. Çok iyi bir takımda %54 ile atarak 22 sayı yaptı. Gayet iyi. Gayet iyi ve birinci sırada Atlanta. Atlanta birinci sırada. Hızlı geçiyorum bu playoff'u. Atlanta yine New York'a elendi. Trae Young 54 sayı atmış. Trae Young 54 sayı atmış yetmemiş. Bu adam daha ne yapacak beyler ya? Bu sene en fazla 38 sayı atmış normal sezonda. Normal sezondaki sayıları çok düşüyor ama ben Trae Young'a bir ayrılık yazıyorum ya. Trae Young'a bir ayrılık yazıyorum. New York Knicks şampiyon oluyor. Tarçası yenerek. Trae Young ayrılık vakti geldi gibi. Atlanta'dan ayrıl. Lütfen. Trae Young bu arada NBA'deki son zamanlardaki villain rolüne bürünmüş oyunculardan biriydi. Özellikle New York Madison Square Garden'da yaptıklarıyla birlikte. Ama bu videoda New York Knicks camiası Trae Young'ı iki kere eleyerek bir normal süpürge bir de gentleman süpürgesiyle intikamını çok iyi aldı derim. Trae Young 90 overall, Zekeri Saşı 89, artık çok iyi bir kadro. Yine Doğu birincisi gelir ama bir şampiyonluğa daha ihtiyacı var. Yani şu ana kadar aslında gördüğümüz şu. Şunu hemen söyleyeyim size. Trae Young boyu uzasaydı evet şu an GOAT olamayacak gibi duruyor. Muhtemelen olamayacak videonun sonunda ama Trae Young eğer boyu uzasaydı şampiyonluk takımının birinci oyuncusu olabileceğini gösterdi bence bize. Ki gerçekte de benim video başında bahsettiğim şey de buydu. Yani şu an boyu kısa olduğu için şampiyonluk takımının birinci oyuncusu olamaz çünkü kötü bir savunmacı. En iyi oyuncunun işte o kadar undersized olması sana eksi yazıyor vesaire. Ama boyu uzun bir Trae Young'ın bunları yapabildiğini bu videoda da gördük. Ve bu sezon da iyi gidiyor. Bir şampiyonluk daha alacaklar ya. Kadro artık çok kötü değil, değil mi? İyi bir takım var artık. Artık iyi bir takım var. Yine 50 galibiyet geliyor. Yine 50 galibiyet geldi. Hatta 51 mi? Yok. Yine 50 galibiyet. Geçen seneyle aynı. Cooper Flagg bu arada MVP oldu. 25 sayı 10 rebound diyelim buna. Yani Cooper Flagg'i seçebilirdi Atlanta ve seçmedi. Trae Young All NBA ilk 3 takımında yok yine. Trae Young All NBA ilk 3 takımında yok. Bu ne rezalet ya? Trae Young. Alo. Yapma yine 19 sayı falan deme bana. 18.3 sayı. Yüzdeleri de düşmüş. Artık 31 yaşına girecek. Düşüşü kabullenelim. Kaçıncı senesi? Oo, daha 5 sene daha yeni imzalamış. Yeni kontrat imzalamış. Trae Young Atlanta Hawks'ta veda edecek basketbola muhtemelen. Senin bir playoff'a daha ihtiyacın var. Yok yine süpürüldü. Yine süpürüldü. Dur ne yaptın playoff'larda? İlk maçta Trae Young 13 sayı attı ve takımının en skoreri mi oldu? 13 sayıyla nasıl takımının en skoreri olabilirsin ki? İkinci maçta Trae Young 7 sayı attı. 7, 8, 9 ne ya? Raymond Green misin sen? Bu maçta 16 sayı 12 asist. Çok kötü bir playoff geçirdi. Cooper Flagg şampiyon da oluyor. Oha. Böyle bir şey görmedim beyler. Daha önce böyle bir finaller MVP'si istatistiği görmedim. Bu kanalda görülmedi yani. Bu kanalda görülmedi. Hemen maçlara bakacağım. NBA finalleri ilk maç Kate Cunningham 57 sayı atıyor. İkinci maç 51 sayı atıyor. Üçüncü maç 55 sayı atıyor. Üç maç üst üste 50'nin üzerinde atmış Kate Cunningham. Dördüncü maçı ama kötü oynuyor. 47 sayı atıyor sadece. Bu daha efsanevi bir performans yok. NBA tarihinde bunun eşi benzeri yok. Şöyle söyleyeyim. Buna yakın gelecek bir performans yok. Biz az önce tarihe tanıklık ettik. Trae Young artık yani rezil bir adam oldun. Şu takımı şampiyon yapamıyorsun ya, yazıklar olsun ya. Ya şampiyonluğu da geçtim. Süpürülme be kardeşim. Her sene süpürülerek eleniyorsun. Bu sezonun başında şeye bakacağım ama dur hemen bakayım ona. Playoff'larda Trae Young'un rekoru hala duruyor. Anthony Edwards ne yaparsa yapsın geçememiş onu. Playoff'lar üçlük rekoru dördüncüsü.
Yani aslında ikinci sayılır. 12 birinci çünkü. 11 üçlük atmış playofflarda Trae Young. Burada da var. Asiste de olmasını beklerdim. Asiste yok. Şuna bakacağım bir de. Toplamda ne yaptı abi bu adam? Kariyerinde kaçıncı sırada sayıda? Kaçıncı sırada bitireceğini de tahmin edelim. Kariyerini bitirdiğinde kaçıncı sırada olacağını da tahmin edelim şimdiden. Trae Young şu an NBA sayı sıralaması listesinde 73. sırada. Bence ilk 20'de bitirir ya. İlk 20'de bitirebilir mi? İlk 20'de bitirir gibi geliyor bana. Sakatlık falan yaşamazsa. Sakatlık yaşıyor mu, ona da bakayım da. Sakatlık yaşıyor mu der demez bir girdim baktım sakatmış adam. Mesela kaç maç oynuyor abi bu adam sezonda? Geçen sezon 80, 80, 81, 82, 80 tamam oynuyor. Sürekli oynuyor. İlk 40'a girerdi diyen var. 26-27 arası atar diyen var. Luka Doncic yine MVP. Kaçıncı MVP lan bu çocuğun? 5 MVP'lik ve 25, 26, 27, 28, 30. Son 6 senenin 5'inde MVP olan bir Luka Doncic var. Arada da Cooper Flag almıştı sanırım. Trae Young yine yok. Yine yok. Trey Johnson var ama Trey Young yok. Listede yok. Ah Trey Young, ah. O kadar umut verici başlamıştık ya. Dedik ki hepimiz. Bu adam galiba olacak. Goat olacak. Şöyle olacak. Böyle olacak. 15 sayı 7 asist sonucunda. Trey Young hayal kırıklığı oldu. Trey Young büyük hayal kırıklığı oldu. Şampiyonluk olur mu? Aha finale çıktı. Finale çıktı. 14 sayı 7 asist ortalamayla finale çıktı. Haydi Trey Young haydi. İlk maçı kaybediyor ama. Değil mi? 7 sayı atmış. Trey Young'dan 7 sayı görmek beni çok şey yapıyor ya. Çok garip geliyor. Nasıl kaybet lan bu maçı? Durduramadım bile. Maçın sonunda öyle şeyler oldu ki durduramadım. 15-5-5 yapıyor ama 2-0 gerideler. 2-1 oldu. 2-2 yapabilecek mi? 3-1. Kaybediyor. Trae Young kaybediyor. Bu sefer kaybeden tarafta. Bir kere daha takımını finale çıkardı ama bu sefer kaybeden tarafta Trae Young. Canın sağ olsun diyelim. Yani belki bence gerçekte olacağından daha başarılı bir oyuncu oldu. Orası kesin ama GOAT Lu'nun yanından bile geçmedi. Onu söylemekte fayda var. Bundan sonra ekstra bir şey olmazsa göstermem. Trae Young artık kaçıncı sezonda ona bakalım. Kaç yaşında daha doğrusu ona bakalım. Anthony Davis emekli oluyormuş. Trae Young 32 yaşında. Emekli olana kadar simüle edeceğiz ve kariyer istatistiklerini göstereceğim size. Arada tabii finale çıkarsa, şampiyonluk olursa ya da enteresan bir şey görürsem tabii ki göstereceğim ama muhtemelen kariyerinin sonunu görürsünüz bundan sonra. Dakikaları falan da azalıyor çünkü 27 dakikaya kadar düşmüş. Umutlandırdın Trae Young. Trae Young yine NBA finallerine çıktı ama bu sefer takımın en iyi oyuncusu değil. Takımın en iyi oyuncusu Edgecombe, en iyi performans gösteren. Ama Trae Young da 14 sayı 6 asistle en azından tecrübeli bir point guard katkısı veriyor. Geçen senenin finaliyle aynı. New Orleans Pelicans'a karşı Trae Young'dan 21 sayı 6 asist. Artık rolü azaldı Trae Young'ın bu takımda. Evet ama bir şampiyonluk daha istiyor. 2-2 oldu. 3-2 geride Trae Young. 3-3 oldu. 7. maç. Bundan önce 7. maçta inanılmaz bir karakter koymuştu. Bu sefer koyamıyor. 7. maçta Trae Young sadece 8 sayı atıyor. 8'de 2 ile 8 sayı 8 rebound 5 asist yapıyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Yani bu düşüş açıklayamıyorum yani. Hadi genç oyuncular geldi bunun rolünü aldılar falan diyoruz da. Böyle bir düşüş. Bu çakılıcı 30 sayı atıyorken 5 sene sonra 8 sayı atması açıklayamıyorum. Trae Young bu sezon ne yapmış? 12 sayı. Vay vay. Bir de adam 90 overall yani. Nasıl 12 sayı? Eleniyorlar. Tamam. Hızlı geçiyoruz. Trae Young'un önüne adam almışlar. Yani Trae Young bu takımın en iyi oyuncusuydu. Trae Young'dan daha iyi bir guard getirmişler buraya. Atlanta Hawks bu adama ayıp ediyorsun bak. Son senesi kontratının çeker gider valla. Adama ayıp etme. Bu adam senin efsanen. Bu adam senin şampiyonunun en önemli şeyi. Rolüne sahip oyuncusu. Bu yeni adamın gelmesiyle Trae Young ne yapmış? 12 sayı 6 asist. Michael Porter'lar falan emekli oluyor beyler. Jaden Hardy emekli oluyor. Trae Young ne zaman olacak? Trae Young bu sene de şeyde mi kalacak? Atlanta'da mı kalacak? Oğlum 90 overall adam nasıl 12 sayı atıyor ya? Nasıl 10 sayı atıyor? 90 overall lan bu adam. Aha Trae Young 88'e düşmüş 35 yaşında. Egor Demin bile geçmiş Trae Young'ı. Trae Young çok zor be. Çok zor be Trae Young. Trae Young'dan yılın 6. adamı ödüllü bekliyorum. Bu arada 20. sıraya falan çıkar demiştim sayıda. O iş de çok zor. Muhtemelen 35-40 arası bir yerde bitirecek. Yok diyor Trae Young asla emekli olmayacağım diyor. Trae Young artık takımın en iyi 4. oyuncusu. Kontratının son 2 senesi parayı cukkalayıp öyle gidecek. Luka Doncic emekli olmuş. Trae Young niye olmuyor ya? Aynı senede girdiler lige. Alo Trae Young. Trae Young emeklilik bekliyor. Bu arada Boston Jaylen Brown'un formasını emekli etmiş. Boston'lar haberiniz olsun. Shai Gilgeous-Alexander emekli olmayı düşünüyormuş. Bizim lavuk düşünmüyor mu? Artık 37 yaşındasın. Sayı atamıyorsun.
Son kontratının son senesi. Bu da emekli olur bu sene. Son senesidir artık. Trey Young emekli misin? Yine kimi şey yapacak acaba ya? Yine kimi tokatlayacak? Hangi takımı tokatlayacak acaba? Yine birine para ödetecek ama. Trey Young ne para düşkünü çıktın ya. Tyrese Halliburton bile emekli oluyor. Trey Young hadi. 2 senelik daha imzalamış. 40 yaşına kadar oynayacak. Zaten kötü oynuyorsun. Ne gerek var ya? Trey Young sonunda emekli oldu. Goat olamıyorsun Trey Young. İlk benden duy. Goat olamıyorsun. 8 sayı, 7 sayı, 10 sayı. Yani bak ilk sene başladık. 30 sayı ortalamayla başladık bu işe. 30 sayı, 9 asist, 6 reboundla başladık. Geldiği noktada %38 ile atan 7 sayı. Tamam hadi son senelerini saymayalım ama 10 sayı falan attı. Çok sene var abi. Yani goat olamadın Trae Young maalesef. Olursun diye düşündük. Heyecanlandırdın ama olamadın. Şimdi kaç sayıyla bitirmişsin, ne yapmışsın ona da bakacağım. Formanı da emekli edecektir Atlanta muhtemelen. Evet, Forman da emekli ediyorlar. Atlanta'nın takım rekorlarında bir maçta en çok sayı atan normal sezonda Trae Young 5. sırada 56 sayıyla. 1. sıradakiler de 57 sayıyla ama playofflara geldiğimizde ilk 3 sıra Trae Young'a ait. 60-55-54. Atlanta'yı iz bıraktı yani, onu söyleyebilirim. Şeye bakalım abi, toplamda kaç sayısı var Trae Young'ın? Trae Young 73. sıradaydı. Ben ilk 20'ye girer diyordum ama 33. sırada kendine yer vuruluyor. Yani Trae Young'a boyunu uzatsaydık, 6-8 yapsaydık, Kevin Garnett'ten daha fazla sayı atan, işte ne bileyim Russell Westbrook kadar sayı atan bir oyuncu olacaktı. Bir şampiyonluğu var Russell Westbrook'tan daha fazla. Bilmiyorum yani, Trae Young ilk sene o kadar iyi başladı ki belki NBA'nin en görkemli playofflarını geçirdi. Ama ondan 2-3 sene sonra zaten Cade Cunningham belki NBA tarihinde bir daha olmayacak bir şey yaptı. İyiydi, iyi şeyler gösterdi bize. Boyu uzun olsa daha iyi bir oyuncu olurdu. En azından şampiyon bir oyuncu olabilirdi. Ama tarihin en iyi olucusu olamazdı. O biraz cap, o biraz yalan. Trae Young, yalanları azaltalım. Ama bunu tweet'te atmıştım. Buraya kadar izliyorsan git bir de Twitter hesabımı takip et bence. Buraya kadar izliyorsan beni sevmişsindir. Tweet de atmıştım. Yani Trae Young'ın yeteneğinin yarısı, %10'u, %5'i bende olsa gerçekten yanıma yaklaşamazdınız. En iyisi benim derdim her fırsatta. Şu an bile demeye çok yakınken Trae Young olsam mesela asla bundan gocunmazdım. Bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Öpüyorum. Bay bay.